Merhaba arkadaşlar. Bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan Eski Antlaşma'da bulunan Kain kardeşi Habil'i neden öldürdü adlı hikayemizi size anlatacağız. Öncesinde ezbere ayetimizi okuyalım. Kain kardeşi Habil'e, "Haydi tarlaya gidelim," dedi. Tarlada birlikteyken kardeşine saldırıp onu öldürdü. Arkadaşlar, Tanrı'nın Adem ve Havva'yı neden Adem bahçesinden çıkardığını biliyor musunuz? Adem ve Havva, Adem bahçesinde çok mutluydular. Fakat sonra ne yazık ki Tanrı'nın yasakladığı iyi ile kötüyü bilme ağacının meyvesini yiyerek günah işlediler. Bunun sonucunda Tanrı günah işleyen Adem ve Havva'yı Adem bahçesinden çıkardı. Adem bahçesinden çıkarılan Adem ve Havva başka bir yere yerleşip orada yaşamaya başladı. Bu yeni yerde yiyecek bulmak için emek vermeleri gerekiyordu. Adem ve Havva'nın günah işlemesi sadece Tanrı ile insan arasındaki ilişkiyi bozmakla kalmadı. Günahtan dolayı yeryüzündeki her şey de lanetlendi. Bu yüzden artık yiyecek bulmak için ter dökerek çalışmaları gerekti. Bu sırada Havva hamile kaldı ve Kain'i doğurdu. "Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim," dedi. Daha sonra Kain'in kardeşi Habil'i doğurdu. İkisi de çocuklarının olmasından sevinç duydular. Ancak Adem ve Havva'nın günahı bulaşıcı bir hastalık gibi çocuklarına da geçmişti. Bu yüzden oğulları da günahkar olarak doğup günahkar olarak yaşadılar. Büyüdüklerinde ilk oğul Kain çiftçi, kardeşi Habil ise çoban oldu. Bu iki kardeş bir gün Rabbe sunularını getirdiler. Bu sunuları getirmelerinin nedeni, günahkar doğan insanların kutsal Tanrı ile yakın ve yüz yüze görüşecek bir ilişkiye sahip olmamasıydı. Tanrı'ya yaklaşabilmeleri ve günahlarının bağışlanması için sunular sundular. Önce Kain toprağın ürünlerinden hazırladığı sunuyu getirdi. Habil de Rabbe sunacağı sunuyu hazırladı. O da sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Habil çok mutlu oldu ve sevincini kendisi ve sunusunu kabul eden Tanrı'ya içtenlikle şükrederek gösterdi. Ama Kain ve sunusunu reddetti. Kain ise suratını astı. Tanrı'nın kendisini ve sunusunu reddedip Habil'i ve sunusunu kabul etmesine çok öfkelendi. Tanrı bunu biliyordu. O yüzden Kain'e görünerek onu uyardı. Ona, "Niçin öfkelendin?" diye sordu. "Niçin surat astın? Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın." Ama Kain Tanrı'nın uyarısını önemsemedi. Habil'e, "Hadi tarlaya gidelim," dedi. Habil de abisiyle birlikte tarlaya gitti. Habil yüzünden "Rab beni ve sunumu reddetti. Onu öldüreceğim," diye düşündü. Ona göre Habil olmayınca onun yerine Tanrı kendisini kabul edecekti. Bu yüzden Kain tarlada kardeşi Habil'e kötü bir tuzak kurdu. Habil hiçbir şeyden haberi olmadan abisi Kain'in ardından tarlaya gitti. Tarlada kardeşine saldırıp onu öldürdü ve bunu hiç kimsenin bilmeyeceğini düşündü. Günah ne kadar korkunç bir şey değil mi? Günahlı olarak doğan bir insan artık diğer insanları öldürmeye başladı. Rab Kain'e görünerek, "Kardeşin Habil nerede?" diye sordu. Kain, "Bilmiyorum, kardeşimin bekçisi miyim ben?" diye karşılık verdi. Rab, "Ne yaptın?" dedi. "Kardeşinin kanı topraktan bana sesleniyor. Artık döktüğün kardeş kanını içmek için ağzını açan toprağın laneti altındasın. İşlediğin toprak bundan böyle sana ürün vermeyecek. Yeryüzünde aylak aylak dolaşacaksın." Tanrı böylece kardeşini kıskançlığından dolayı öldüren Kain'e ağır bir ceza verdi. Arkadaşlar,
Kain'in kardeşini kıskanmasının sonucunda ne oldu? Kain'in düşünceleri hangi açıdan yanlıştı? Kain, Habil yüzünden Tanrı'nın kendisini ve sunusunu kabul etmediği düşüncesine kendini inandırmadan önce kendi davranışlarının ve sunusunun Tanrı'nın önünde doğru olup olmadığını düşünmeliydi. Fakat o yanlış bir düşünceye kapılıp kardeşi Habil'i kıskandı ve onu yok etti. Günah yüzünden dünya tamamen bozuldu. Günahkar olarak doğan insan artık başkalarını kıskanmaya ve öldürmeye başladı. Arkadaşlar, birisini, örneğin kardeşinizi, arkadaşınızı kıskanıyorsanız hemen şimdi tövbe edin ve yüreğimizde bulunan kıskançlık ruhunu atmak için dua edelim. Özellikle kardeşini kıskanan ve onu yok eden Kain'i düşünerek Kutsal Ruh'un bize dokunmasını isteyelim. Kardeşimizi veya arkadaşımızı kıskanmak yerine onun için sevinmeliyiz. Bizden daha akıllı ve çalışkan olan arkadaşımızı alkışlayabilmeliyiz. Her şeyden önce Rabbe bakmalı ve onun önünde doğru kişi olmalıyız.